Selamünaleyküm beyler. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Gebze'deyim. İzmir'e yükümüz var şimdi. Burada tam çekemedim videoya. Tırı yıkayacaktım. Akşam saat 5'te paydos ediyorlar. Orası kilitli. Gebze'deyim. İzmir'e yükümüz var şimdi. Burada tam çekemedim videoya. Yükleyeceğiz. İzmir'e gideceğiz. Şimdi bir de yükledikten sonra garajda tırı yıkayacağım. Onda da çekeceğim. Güzel muhabbet edeceğiz yolda. Bu tecrübesi nasıl iş buldum onları konuşacağız. 22 yaşında bazı sıkıntıları oluyor bu işlerde. Onları falan konuşacağız. Arabamız yüklensin. Arabamız da pis. Pis olmak bize yakışmaz. Gidelim arabamızı yıkayalım. Sonra çıkalım yavaştan yola. Kafa bandı da aldık. Bir tane de GoPro aldım. Bakalım güzel güzel videolarımızı çekeceğiz. Mikrofon olayını da çözdüm. Giderken, şimdi yıkarken de mikrofon olmaz ama motor sesi olmaz. Ama giderken mutlaka mikrofon olacak. Şimdi çıksak yola şeyle gideceğiz. Feribotla gideceğiz. Feribot buradan Yalova'dan bineceğiz. Eskihisar'dan bineceğiz. Yalova'dan ineceğiz. Feribotla onu da video çekeceğim. Kafadan. Direkt kafa kamerasıyla çekeceğim onu. Bakalım güzel şeyler gelecek. Gelmeye başlıyor yavaş yavaş. Araba tanıtım videosunu demişsiniz. Şimdi araba durumları biraz karışık. Bakalım. İyi temizlemem lazım. Ayarlamam lazım. Hadi Allah'a emanet olun. Yıkarken görüşürüz tekrar. Selamünaleyküm beyler. Tırı yıkayacaktım. Akşam saat 5'te paydos ediyorlar. Orası kilitli. Ondan dolayı yıkayamadım. Dönüşte yıkayacağız artık. Mazot alırken de camlarımızı temizleriz. Bakalım. Çıktık yola. Feribota bineceğiz. Şehir içi birazcık sıkıntılı olacak. Agresifleşiyorum böyle trafiklerde. Bak hemen atlamaya çalışıyor. Çayırova'dayım. Burayı bilen bilir. Bugün bayağı güzel sohbet edeceğiz. Şu trafikten bir kurtulalım. Feribota binelim. Feribotla da birazcık konuşuruz. Sonra yolda, uzun yolda yavaştan sohbet etmeye başlarız. Konularımız var konuşmamız gereken. Kardeşlerim sormuş, abilerim. Bunları cevaplandırmazsak olmaz. Depi çekelim. Burada da yol çalışması vardı. İnşallah yapmışlardır. Vallahi kalırız burada. Harbi diyorum, kalırız burada. Şu kameramızı açalım. Işığımızı. Burası berbat ya. Kaç aydır yapacaklar. Hala yapacaklar. Evet, şurada bir çıkalım. Daha sonra ışığımızı açalım. Etiket etmeyelim kendimizi. Yapıyorlar yolu da. Ne zamana kim bilir. Eski hali güzeldi bu yolun mesela. Eski halini de biliyorum. Ben Çayırova'da oturuyorum zaten. Bu yol güzeldi ya. Bakalım nasıl gideceğiz. Yükümüz Ikea. İzmir Bornova'da. Bornova'da üniversitenin yanında zaten diye. Ben mesela kaç? 2 gibi girdim rampaya. Ondan sonra yüklediler arabayı. Tam 4'te bitti işim. Aynen 4'te yük bitti. Bir saat de irsaliye bekledim. Bir saat. Akşam 5 oldu. 5 olunca da ofistekiler paydos ediyor. Orası da kilitli. Anahtarı alamadım. Bakalım. İşte uyanık. Neyse. Sigarasını da attı. Trafiğe bak. Çevirme var sanki.
Ama bu saatte çevirme olmaz burada. İş çıkış saati yapmıyorlar. Buranın belli saatlerinde çevirme yapıyorlar. Susurluk'ta tost yemeyi düşünüyorum. Açık yakalarsak orayı. Saat 7. 4 saate varırız herhalde oraya. 11 gibi, 11 buçuk gibi falan orada oluruz. Bakalım orada şey var. Salçalı tost yapıyorlar. Efsane bir şey. Kesinlikle deneyin. Bir de onlar kaşar peyniriyle yapmıyor benim bildiğim. Bak bilen arkadaşlarım vardır oralı. Yorumlarda yazarsınız. Ben de öğrenmiş olurum. Bir de şey soracağım. Bu tırcı abilerim de var izleyen. Tırcılar neden şekerli çay içmez? Onu çok merak ediyorum. Biz dolduruyoruz 4 tane şeker atıyoruz çaya. Adamlar diyor ben şeker kullanmıyorum. Hepsi %90. Onun bir cevabı var onun. Biliyorum da ne olduğunu emin değilim. Çok eskiden duymuştum. Onu yorumda yazarsa abilerim öğrenmiş oluruz biz de. Onlardan çok öğreneceğimiz şeyler var. Gidiyoruz. Eyvallah yavrum. Günaydın. İzmir'deyim. Antalya yükümüz var. Gece yattım burada. Şimdi yükümüzü yüklemeye gideceğiz. Selamünaleyküm beyler. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Şu anda şeydeyiz. Geri çıkmamız lazım buradan. Çıktıktan sonra şuraya bir çıkayım. Nerede kalmıştık? İzmir'deyiz. Yükümüz şeye, Antalya'ya. Şimdi Kemalpaşa'ya geçeceğiz. Oradan yükümüzü yükleyeceğiz. Oradan da Antalya'ya gideceğiz. Sabah 5 gibi de Antalya'da olmamız lazım. Çünkü orası öyle yüklüyor. Farklı gelişmeler var. Yakında siz de öğrenirsiniz. Bugün konumuz tecrübesiz nasıl iş buldum. Siz nasıl tecrübesiz iş bulabilirsiniz? Onları konuşacağız. Dün şeye çektim arabayı. Villanın önüne çektim. Güvenlik var diye. Adam diyor evimin önü. Kodamamın bir tanesi. Gelmiş evinin önüne arabayı kaldır diyor bana. Hadi bak insan gibi söylese bana. Derim ki. Güzel tatlı dille. Söyledi. Ben de kırmayayım kaldırayım. Yanımda durdu. Ne bu diyor bana. Tır dedim. Camı aç dedi. Ne bu dedim. Godaman adam. He, Range Rover'u var. Tır dedim. Kaldır bunu buradan dedi. Gel sen kaldır dedim. Sonra indi arabadan gel cama. Ya sen kaldırırsın ya da ben kaldırtırım dedi. Tamam dayı sen kaldır dedim. Direkt yüzüne camı kapattım. Perdeyi de çektim. Ama evine herhangi bir engelim yok. Adamın otoparkın arabayı çekecek yeri de vardı. Otoparka sıkıntısı yok. Evin önünü kapatmıyorum. Sadece yanına çekmişim. Kaldırmadım, inat ettim. İnsan gibi söylemedi bana. Navigasyonu açmayacağım bu sefer. Aynen öyle, böyle gideceğiz ya. Ben böyle gidiyordum. Eskiden bak şöyle bir şey var. Şu ara kendimi acayip navigasyona alıştırdım. Navigasyon kullanmamaya çalışıyorum.
Bu işin en pis yanı bu navigasyon muhabbeti. Kesin söylüyorum bak size. Bu işte en çok dikkat etmeniz gereken nokta navigasyon. Niye? Navigasyona aldanıp giriyorsun. Şehir içine bir bakmışsın, tır dönmüyor. Ben yaşadım bunu. Ama kurtardım bir şekilde. Arabanın önünden körüklerini kaldırdım. Kaldırıma çıkarak çıktım oradan. Sonra işte bir anda da kesilmiyor navigasyon. İşte yavaş yavaş navigasyonu bırakmaya çalışıyorum. Eskiden benim tanıdıklarım var. Adamlar o haritayı sererdi önüne, haritayla iş bulur. İşte yolu bulurdu, adrese kadar bulurdu. Ben anlamıyorum nasıl buluyordu ama adam haritası yanındaydı. Direksiyonun üstüne bir sererdi. Kalemi de olurdu elinde. Çizer mizler yapar. Bir şekilde o adrese giderdi işte. Onlar ustalarımız. Bu işi harbiden yapanlar. Şimdi navigasyonum var. Arabalar otomatik. Yeni arabalar. Onlar rezilliğini çekmiş. Biz ekmeğini yemeye çalışıyoruz. Şaka bir yana. Özellikle haritayı buraya çekiyorlar. O haritayı kullanan adamlara, şoför abilere özellikle hayran oluyorum yani. Vallahi helal olsun. Güzel. Yani sen gidiyorsun buradan, kalkıyorsun mesela Adana'ya gidiyorsun. Şurada bir şu adreste yüklemem var. Adam bilmez ki Android telefonu. Şu aralar acayip yoğun çalışıyorum. Sık sık video atamıyorum. Şu adresimize gidelim. Yüklememizi yapalım. Bir böyle kafamız rahatlasın. Sonra çıkalım, yola konuşalım, sohbetimizi yapalım. Herkese merhaba. Yükümüzü yükledik. Yola çıkıyorum. Sabah 5'te Antalya'da olmamız lazım. Öyle söylediler. Saatli yük. Şimdi bir 10 dakika sonra tekrar görüşeceğiz. Mazot alacağım. Sonra camlarımızı falan yıkayacağız. Ondan sonra yolumuza gideceğiz. Ondan sonra bir daha kamera açacağım size beyler. Bu patron geldi. Yükleme yaptığım yerde. Sen mi gidiyorsun diyor Antalya'ya diyor. Gitti mi diyor daha önce. Gittim diyorum. Allah Allah diyor. Senin yaşın kaç diyor. Çıkalım yolumuza. İleride petrol ofisi var. Orası şimdi iskonta veriyor. Oradan bir çorba paramızı alırız. Hem de arabamızı temizleriz. Yakıtlarımızı fulleriz. Mazot alırken de kafa kamerasıyla çekeceğim gene. Merhaba, şu anda Denizli'deyim. Gelelim konumuza. Tecrübesiz iş bulma konusunda 3 şekilde anlatacağım. Ben nasıl yaptım, siz nasıl yapabilirsiniz? Şimdi öncelikle ben daha öncesinde de kamyonlarla haşır neşirdim bayağı. Tamir işlerinden anlıyordum. Minçiydim yani biraz. Şimdi ben ufak arabayla başladım Mitsubishi. 2 gün onda çalıştım. Sonra şeye geçtim. 10 teker A101 işine geçtim. Onda da bir 20 gün falan çalıştım. Diğer videoda da bahsetmiştim. Yeni izleyecek olan arkadaşlarım diğer videoda da
görebilir ama diğer videonun da şöyle bir sıkıntısı vardı. Mikrofon sorunumuz vardı diğer videoda. Şimdi 20 gün sürdükten sonra ben biliyordum benim araba kullanmam iyidir. Biliyordum sürebileceğimi. Bir tane tanıdığımın yardımıyla bir sefer kısa mesafe Gebze'den Çorlu'ya gittim. Bir rampayı orada yanaştım bir kere geride. Bir kere de gümrük sahasında yanaştım. Farlarımızı da unutmuşuz bak, söylemiyorsunuz hiç. Ondan sonra baktım oluyor, basit yapılıyor. Bir tane arkadaşım, onun vasıtasıyla Reysaş'a girdik. Adamlar bir test yaptı bize. Geri rampa yanaştırdılar. Yanaştım, öyle başladım. Yani benim elim yatkındı. Daha öncesinde mesela 3-4 sene ben vinç bakımcılığı yaptım. Orada da kullanmıştım kamyon. İş nasıl bir iş? İş görüldüğü gibi bir iş değil. Ama yani böyle gezmeyi seven, monotonluktan nefret eden bir insan için ideal bir iş. Öyle yani. Sizin yapabileceğiniz mesela şöyle olabilir. Nasıl yaparsınız? Bu firmalar var. Benim bildiğim Mars Lojistik var. Arkas var. Bunlar şoför yetiştiriyor. Akademi şeklinde şoför yetiştiriyor. Yetiştirirken de maaş veriyor. O şekilde yapabilirsiniz. Bulursunuz iş. Limanlarda yetiştirenler var. O şekilde iş bulabilirsiniz. Ya da böyle nasıl olur? Aynı benim gibi bana benzer bir yolla mesela ilk önce bir küçük arabayı tanırsınız. Çünkü ben bile tırda hiç zorluk çekmedim ama o tekerde çektim. Arabayı mesela bu şeride sokamıyordum. Araba bir sola kaçıyordu. Sağa bakıyordum, korkuyordum. Tekrar sağa kaçıyordu. Tıra geçince hiç öyle bir problemim olmadı. Kamyon bu arada bence daha zor. Şimdi siz ilk önce küçük arabayla, Mitsubishi arabalar var mesela. Adamlar şoför bulamıyor. Liftçiler, market işleri. Bunlar şoför sıkıntısı yaşarlar. Ben mesela tecrübe kazanmak için bunlara katlandım. Bu iş zordur. Çünkü mağaza mağaza gezersin. Günde 3 sefer atarsın. Seni her seferinde 4 tane mağaza yüklerler. Transparette indirirsin. Mağazanın önüne koyarsın malzemeyi sen. Yükü. Bu işte kavrarsınız yani. İlk önce bir Mitsubishi küçük arabayla başlarsınız. Sonra alırsınız bir tane, bulursunuz iş. 10 teker işi. 10 tekerle zaten o işe başladığın zaman usta şoför olursun yani. Niye? Mahalle arasındasın. Sürekli yanaşıyorsun. Sürekli bir yerlere arabayı sokuyorsun. Bir yerlere sıfır yanaşmak zorunda kalıyorsun. Sürekli trafik. Zordur ama iş öğrenirsiniz yani orada. Sonra ne olur? Bir sefer birinin yanında bulursunuz. Tırı tanırsınız. Tıra çıkarsınız. Bir sefer yeter size yani kamyondan sonra. Sonra da bir tane firmaya girersiniz. Eğer ben bir kimseyi bulamıyorum dersen mesela ehliyetlerimi aldım. Ben kamyonla uğraşmak istemiyorum. Mitsubishi böyle market işiyle uğraşmak istemiyorum. Derseniz de bazı firmalar yetiştiriyor. Özellikle şeyler var. Ben bunun ismini ben bilmiyorum. Bilen arkadaşlar çıkar yoruma, anlatmak istediğimi anlayan arkadaşlar yoruma yazabilir. Bu tıra benzer, tırın gibi arkası plate'li bir tane arabalar var. Tek kabin böyle. Şurayı düşünün, yarıya bölmüş adam. Şuradan da kesmiş. Adamın işi fabrikada, adam dışarıdan dorsiyeyi alıyor. Fabrikada yanaştırıyor, dışarıya tırın yanına teslim ediyor. Mesela öyle firmalar var. Öyle bir iş bulabilirsiniz. Olmaz. Ambarlı limanı, daha büyük limanlar da var. O limanlarda da iş çok. Onlarda da bulabilirsiniz. Yani kafaya koyduktan sonra her şey olur yani. İlk önce siz istemelisiniz bazı şeyleri. Bir de özgüveniniz yüksek olması lazım yani. Bu iş cesaret için.
Yani katlanırsanız bazı şeyleri, ekmeğini yersiniz. Ben de şu aralar bakalım, koşturuyorum bayağı. Yani öyle bulabilirsiniz. Sormuşsunuz Avrupa'ya gitme gibi bir düşüncem var mı? Şu ışığımızı da kapatalım, cama çok yansıyor. Avrupa'ya gitme gibi bir düşüncem var mı diye sormuşsunuz. Var. Şu arada koşturuyorum onun için. Bakalım ileride farklı şeyler olabilir. Planlarım bayağı değişti son bir haftadır. Hem YouTube, hem kendi işlerim, hem daha farklı işlerim de var. Planlarım o yüzden bayağı değişti. Bayağı nasıl diyeyim, kafayı yoran süreçlerden geçiyorum. Yoruluyorum yani. Beyin olarak acayip yoruluyorum. Ama üstesinden gelinmeyecek hiçbir şey yok. Bakalım sonu güzel olacak. Eminim yani bundan. Yükümüzü boşalttık. Gündüz çekim yapamadım size. Yoğundu bayağı, telefonlar bayağı, görüşmem falan oldu. Ondan sonra yükü yükledim, tam kamerayı kurdum. Adam dedi ki sen ne yapıyorsun, hayırdır ya dedi. Burası dedi özel yük dedi, sen çekim yapamazsın. Olmadı, çektik dediler bize. Şimdi yükledik, tekrar İstanbul'a gidiyoruz. Farklı gelişmeler oldu. Burada bu arabayla son iş günüm. Son seferim yani bu arabayla. Bir tane iş teklifi geldi, Avrupa. Avrupa iş teklifi geldi, ben de kabul ettim. Birazcık koşturmacı olacak. Vizeyi alana kadar birazcık böyle adamlar da böyle Avrupa'ya çıkan abilerimizin dosyalarını hazırlayacağız. Ben de kabul ettim, bakalım. İşte gümrüklerini falan yaptıracağız, evrakları falan tanıyacağız. Bak, hakkımızda hayırlısı. Vallahi ne olacak ne gidecek ben de bilmiyorum, heyecanlıyım. Mercedes Actros'ta son çekimimiz yani, öyle söyleyeyim ben size. Sebze yükümde. Kayar perdelerde çalışacağız. Onlarda da video atarım, atmaya çalışacağım. Bakayım nasıl, sistemler nasıl yürüyor onları bilmiyorum. Bir ayar çekmeyi çalışacağım, kameramızı da düzeltelim. Abimiz. Yani hayırlısı diyelim. Bir iki ay falan koşturacağız yani. İki ay böyle sık sık videolar atamayabilirim. Ben onlarla da size video çekeceğim. Antalya acayip sıcak. 20 derece. İnşallah hayırlısı olur ya. Bilmiyorum, yorumlarınızı yazarsınız, düşüncelerinizi. Bu Avrupa konusunda. Şu anda videoyu noktalamayacağım. Bir de şeyde çekim yapacağım. Burada Isparta'dan çıkarken güzel bir yol var. Oradan gideceğim bu sefer. Kafa kamerasıyla çekeceğim. Oranın yolları biraz dar. Efsane manzaraları var. Harika ötesi bir şey ya. Şuna bak. Şurada bir teknem olsun. Ömür boyu yaşarım ben burada. Şeye benziyor biraz da bak. Abant'a benziyor. Abant görünüyor. Ama bence Abant'tan daha güzel burası. Duracağım burada. Bir de dışarıda çekim yapalım bize. Bir bakalım ya. Şuraya bakar mısın ya? Harika değil mi? Bir de snap çekelim burada. Neyse, kalın sağlıcakla. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Vallahi yorum yaparsanız, beğeni olursanız, beğeni yollarsanız bana destek olmuş olursunuz.
Ben şuranın az daha tadını çıkarayım, yoluma devam edeyim. Hadi görüşürüz.